Şimdi Sayın Tör altını çizdi. Seçimler dönemi nihayetinde hem Yunanistan'da hem Türkiye'de dediğimiz gibi Batı Trakya'da verdiği mesajlara bakmaya devam edelim. Miçotakis bu ziyareti az önce altını çizdiğim çelişkili açıklamalar yap. Bir yandan Türkiye'nin müdahale etmesinden endişeliyim diyor. Bir yandan da sıcak çatışma yaşanmaz diyor. Türkiye'yi bir gece ansızın mesajıyla tehdit etmeyi de bu arada ihmal etmedi. Bakalım ne dediğini. Türkiye ile sıcak bir çatışma yaşanacağına inanmıyorum. Ancak Türk hükümetinden sürekli yükselen retorikten endişeliyim. Bir gece ansızın geleceklerini haykıranlar, bir gece aniden acı gerçekliğe uyanabileceklerini hesaplamalılar. Türkiye provokasyon çılgınlığı içinde hareket ediyor. Ancak Ankara sesini yükselttikçe sonunda uluslararası izolasyona daha fazla gömülecektir. Hiç kimse tarihi yeniden yazamaz ya da coğrafyayı yeniden çizemez. Diyaloğa her zaman hazırız ama tehditlere kapalıyız. Mantıksız olanla diyalog olmaz. Yunanistan saldırganlığa karşı çıkıyor. Uluslararası hukuka ve Lozan Barış Anlaşması'na sadık. Şimdi tabii aynı açıklama içinde o kadar fazla çelişki var ki Erdoğan Paşa... Peki. Sayın... Komutanım bu kadar yalan malzemesine dayanamıyor. Belki şey yapmış olabilir yani terk etmiş olabilir. Peki. Gülru Hanım sizinle devam edelim. Yani o az önce siz anlatırken de altını çizmeye çalıştım. Bu siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamaların hepsini alt alta koyduğumuz zaman epey bir çelişki olmasını? Bu yeni bir şey değil. Bu Miçotakis'in zaten uzun zamandır yaptığı bir şey. Şimdi seçimler yaklaştıkça Yunanistan'da paniği de artıyor bakın Sayın Nur Hanım. Şimdi bunu biz daha evvelden de hep konuşuyorduk. Şimdi ülkede yani Miçotakis neyi savunarak iktidara gelmişti? Ekonomik kalkınma ve reform. Syriza bu nedenle kaybetmişti aslında ve hala da bu nedenle bir türlü oy oranını arttıramıyor. Fakat baktığımız vakit ülkede ne doğru düzgün reform yapılabildi ne ekonomik kalkınma oldu. Hala sokak gösterileri var. Yani Miçotakis'in esasında iktidarda kaldığı sürede başardığı iki şey var. Birincisi COVID'e, COVID pandemisi karşısında verdiği hızlı tepki. Tam kapanmaya giderek. İkincisi de Yunanistan nezdinde ya yani veya Yunanistan'ın optiğinden bakıldığında Yunanistan'ın bölgesinde ve uluslararası platformda tırnak içerisinde saygınlığını arttırmak. Ama bu saygınlığı da hangi koşulda arttırdı? Hem Fransa'ya hem de ABD'ye gel istediğin gibi ülkemi kullan diyerek bunu yaptı. Dolayısıyla hani uzun vadede bunlar zaten malumunuz muhalefet tarafından da eleştirilen şeyler bunlar. Uzun dönemde bu Yunanistan açısından ciddi sıkıntılar esasında yaratabilecek bir husus. Şimdi şöyle de bir şey var. Açıklama yaptı geçenlerde. Dedi ki ya işte Nisan'da ya Mayıs'ta olur seçimler dedi. Şimdi Yunanistan 2016'da Syriza iktidarı döneminde seçim yasasını değiştirdi. 2016 seçimlerine eski yasayla gitti ama bu şimdi 2023 seçimlerinde yeni yasa kullanacak. Şimdi önceki seçim sisteminde nasıldı? İlk gelen parti bir bonus milletvekilliği alıyordu parlamentoda. Dolayısıyla güçlendirilmiş bir şekilde parlamentoda yer alabiliyordu. Daha istikrarlı hükümetlerin kurulmasını sağlayan bir sistemdi. Şimdi ise oy oranı ne kadarsa o kadar da sandalye alacak parlamentoda. Bu ne demektir? Hiçbir surette Miçotakis ilk turda çoğunluğu elde edemeyecek. Tek başına bir hükümet kuramayacak. Bu ne demektir? Tabii ki koalisyon yapması gerekir. Kimle koalisyon yapabilir? Syriza ile yapamayacağına göre... Esasında PASOK en iyi aday olarak burada karşımıza çıkıyor. Ama malumunuz telekulak skandalı var ve bu telekulak skandalı nasıl patladı? Andrulakis'le patladı. Andrulakis'in Avrupa Parlamentosu'nda yapılan bir denetim esnasında telefonunu verip de oradan o bilgilerin anlaşılmasıyla çıktı. Dolayısıyla şimdi PASOK'la bir henüz PASOK'tan veya Andrulakis'ten tabii bu çerçevede bir açıklama gelmedi ama...
bir koalisyon yapması tehlikeye girdi. E ne yapacak? Şimdi ikinci tura gidecek büyük ihtimalle seçimler. O arada tabii ki bir siyasi belirsizlik olacak. Ve bu çerçevede yeniden iktidara gelmesi için tabii ki Netanyahu hükümetiyle mukayese etmiyorum ama daha da sağa kayarak diğer partilerden oy, ufak partilerden oy alma, devşirme temayüne girmesi söz konusu. Bütün bunlar bunun bir tezahürüdür. Yani şimdi evet açıklamalara geldiğimiz vakit tutarsız. Tabii ki tutarsız. Çünkü eylemle söylem arasında çok ciddi fark var. Uluslararası hukuk diyor. Uluslararası hukuku çiğneyen kendisi. Türkiye agresiftir diyor. Mayıs ayından beri konuyu tırmandıran, Ege meselesini tırmandıran, adaları ısrarla silahlandıran yine kendisi. Ama tabii ki bir yandan da bir söylem üstünlüğü. O böyle hani işte Türkiye agresif, ben ise barış yanlısıyım. Biz defaatle her farklı yani... Tabii farklı seviyelerde biz gelin masaya oturalım konuşalım dedik. İbrahim Kalın Alman mevkidaşın arabuluculuğunda Yunanlı mevkidaşıyla muhatabıyla görüştü. Oradan bir sonuç çıkmadı. Yani biz hiçbir zaman müzakere ya da tekrar masaya dönme teklifini reddeden taraf biz değiliz. Aksine hep biz diyoruz gelin oturalım ihtilaflı konularımızı çözelim diyoruz. Bu konuda da bir açıklama yok. Yani bu tarz Miçotakis'ten gelecek mantıkla bağdaşmayan ve çelişki içeren açıklamaların seçime kadar devam edeceğini düşünüyorum. Ama yani hiç ise mantıklı bir şey söylemiş. Bir çatışma riski olmadığını düşünüyorum demiş. Ben orada doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü çatışma ne Türkiye'nin yararına olur ne hele hele Yunanistan'ın hiç çıkarına olacak bir şey değil. Paşalarım bunu benden askeri açıdan çok çok daha iyi değerlendirirler. Dolayısıyla sıkışmış bir Miçotakis. Böyle işte Türkiye'nin yok F-16'sına bir yandan hiç beni alakadar eden bir mesele değildir diyor. Bir yandan aman işte F-16 verirlerse şöyle olur diyor. Uykusuz geceler yaşıyorum diyor filan. Bunları önümüzdeki dönemde evet. de duymaya devam edeceğiz. Evet. Çok fazla dikkate almaya tabii ki gerekli hazırlıklarımızı yapacağız. Ama çok fazla dikkate almaya gerek yok. Çünkü içeride çok ciddi sıkışmış vaziyette Miçotakis. O zaman...